Tarifimi yapmaya başlıyorum ve ilk önce bulgurumu şimdi karıştırma yapacağım, yoğurma yapacağım mutfak robotunun içerisine ekliyorum. Ve bulguru kabartmak için de sıcak su kullanıyorum. Üzerine bir parmak geçinceye kadar koydum ve biraz bekleteceğim bu şekilde. Şimdi diğer malzemelerimi de hazırlıyorum. Bunun için isot ve domates salçasını da karıştıracağım. İsotu döküyorum ve domates salçasını şimdi. Bu ikisini de yine ılık suyla açıyorum. Bu hazırlamış olduğum sosu şimdi kenara alıyorum. Sıra geldi kuru soğana. Kuru soğanımızı hazırlayalım. Bunu da yine bulgurun içerisine ekleyeceğim. Yoğurma işlemi esnasında kuru soğan da çok güzel bir lezzet veriyor. Soğanı çok ince doğruyoruz, burnuaz. Bu arada köftemizi de yoğurmaya başlayabiliriz. Suyu iyice emdikten sonra ve hazırlamış olduğum sosu da şimdi içerisine döküyorum. Diğer soğanımı da aynı şekilde doğruyorum. Durduruyorum. Bunun içerisine kuru soğanımı da ekleyeceğim. Köfteyi bu şekilde yaklaşık bir 15 dakika yoğuracağım. Yoğurduktan sonra da içerisine yumurtamı ve baharatlarımı ekleyeceğim. Şimdi yumurtamızı da hazırlayalım. Köftemiz kıvamına gelmek üzere. Devrini biraz düşürüyorum. Şimdi bir miktar da tuz ekliyorum. Tavamız ısınıyor. Şimdi bunun içerisine tereyağını koyacağım. Yumurtamızı da çırpalım. Yumurtayı iyice çırpmak gerekiyor, köpürtmemiz gerekiyor. Evet, bu arada yeşil soğan ve maydanozları da doğrayalım. İnce doğruyorum. Şimdi sıra geldi maydanozlara. Evet, baharatlarımı ekliyorum şimdi. Yeşil soğan ve maydanoz. Evet, tereyağı iyice kızdıktan sonra, eridikten sonra şimdi yumurtayı içerisine bakın bu şekilde döküyorum. Hiç dokunmuyorum. Yavaş yavaş yumurta kabarmaya başlayacak şimdi. Görmüş olduğunuz gibi yumurtamız güzelce kabardı. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Makinamı da durduruyorum. Şimdi hazırlamış olduğum yumurtayı bu şekilde köftemin içerisine koyuyorum. Tekrar kapatıyorum. Ve birkaç tur beraber karıştırıyorum. Bu şekilde servis tabağıma alıyorum. Şimdi bunun yanına çeşitli garnitürlerden koyacağım. Domates. Birkaç tane limon dilimi. Birkaç tane hindiba. Taze naneleri de bu şekilde ortasına koyuyorum. Yemeğim servise hazır.